kimin dili, kimin aklı ermiş oldu. Asıl akıllı onlar aslında. Ve bakın gelirken siz gerçeği onlar görüyorsunuz. Her ne kadar solmuş da olsa, her ne kadar bir şey de olsa size çok büyük mesajlar getirdim. Aynen öyle. Eve gittim ve konuştum. Şimdi arkadaşlar asıl onların asıl onların ihtiyacı var böyle bir şeyi yaşamaya. Ama hani kaynaştırmak da çok önemli bir şey de. Kaynaştırmak çok önemli bir şey. Çocuklarda bazı sorumlu çocuklarımızı ayrı sınıflar açıyorlar, özel sınıflar. Evet, böyle olmamalı. Kaynaştırılmalı. Ama işte bu algı meselesi, gelen birçok kişi rahatsızlık duyabiliyor, yanlış düşünebiliyor. Yani hem kaynaştırmak lazım diye düşünüyorum, hem de onlar için özel gruplar açılabilir diye düşünüyorum. Şimdi o arkadaşımızı sınıfa alsam, ben de çok mutluyum. Herkesin algı düzeyi farklı. Bazılarına kucaklar, bazılarına kucaklar sarılır. Ama bazıları ondan gerçekten rahatsızlık hissedebilir. Çünkü insanlar farklı farklı duyuyor. O onun için ders için gelmedi mi? Gelmedi, onun için gelmedi. Size ödül de o. O yaptığı için en büyük ödül de o verdi. Onu düşünmemek, kurs vermek gerekir diye düşünüyorum. Onlarla birlikte olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani çünkü onların hepimizden daha çok ihtiyacı var. Biz herhangi bir şekilde günümüzü hoş geçirebilecek farklı farklı şeyler yapabiliriz. Bize birçok kişi bizi talep edebilir, bizimle birlikte olmak isteyebilir ama onlar yapayalnız yaşıyorlar. Onların bu beraberliği hepimizden daha fazla ihtiyacı var. Ama o sizin için geldi. Ve bakın çiçeğiyle ve bileziğiyle geldi. Bakın ya, büyük bir ödül. Bunu görebilmek çok önemli. Ben orada zaten girdim, yerin dibine girdim yani. Ben de. Vallahi billahi. Herkese hitap edebiliyorsunuz dedi. Evet bak. Çok büyük şeyler söyledi. Zaten çok etkiledi. Çok büyük şeyler söyledi. İnşallah belki yine. Belki de öyle dili yoktu. Olabilir, olabilir. Belki de yok. Olabilir yani. Neydi o? Etek yemeğe büründüm. Yunus diye göründüm. Evet. O da olabilir. Hiç bilemeyiz. Belki bulmaya kalksak öyle bir insan olmayacak. Çok büyük gizemler var bizim anlamamamız, algılamamamız, görmediğimiz, ısrarla gözlerimizi kapattığımız ya da kalbimizi kapattığımız. İşte o mağara dediği şey, biz kendi aklımızın içindeki mağarada hapis kalmışız. Biz o gönlümüzün içindeki mağarada hapis kalmışız. Aynen. Biz kendimizde hapis kalmışız. Maalesef. Açalım kapıyı, aralayalım ve arkadaşlar. Neler oluyor? Bırakalım, bakın hepimiz için hayat o kadar güzel, o kadar eğlenceli, o kadar doyumsuz. Bir adım attık. Evet, bak attık, bir adım değil, çok adım büyük attık. Bir adım attık. Nihat Tokat'ın bana dediği gibi, yardımcısının Art Ankara'ya katılmakla diyor, çok büyük bir adım atacaksın, lütfen ne yap, et, Art Ankara'ya katıl diyor bana. Evet, şimdi onun gibi, hani benim belki Art Ankara'ya katılmam geleceğim için çok büyük bir adım ama sizlerin de inşallah buraya katılmanız hem benim için hem sizler için inanılmaz büyük bir adım. Geri dönmeyin bu yoldan arkadaşlar. Ben genellikle hep geri döndüler. Öyle deniyor. Bana dediler ki bir şekilde hayatımda hep ol lütfen. Ben ne cümleler duydum yıllardır gelen insanlardan. Hepsi geri döndü mağarasına. Döndüler arkadaşlar. Ben seyrediyorum yani. Ben seyrediyorum insanları. Allah izin verir. Geldiler, çok mutlu oldular. Trilyonlarca ittifakla, trilyonlarca güzel duyguyla, cümleyle ben 3-5 yıl, belki 10 yıl bu güzel şeyi o insanlarla birlikte yaşadım. Ama onlar hepsi mağaralarına geri döndüler. Hocam görevlerini yaptılar. Görevlerini yaptılar ama dönmesinler. Onların mağaralarına dönmesi beni çok acıtıyor. Ben amaca ulaşamıyorum o zaman. İşte hep burayla alakalı hocam. Yani lütfen dönmeyin mağaralarınıza. Ben de zaman zaman dönüyorum mağarama. Beni siz çıkarıyorsunuz dışarıya. Siz benim ateşimi yakıyorsunuz yani. Bir